Bak diyor ki Cenab-ı Allah, gene aynı sayfa. Casiye suresi 6. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Şeytandan Allah'a sığınırmak. Allah'ın ayetleri, uydurmalar değil. Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Ayetin dışında bir şey yok diyor Allah. Hangi söze iman edecek? Adam diyor ki hangi söze mi iman edeceksin diyor. Bana vahiy geldi diyor, ona iman ediyorum diyor. Başka? Yobaz hurafeleri var, onlara da iman ediyorum diyor. Başka? Atalarından gelen hurafeler var diyor, onlara da iman ediyorum diyor. Allah böyle onu kabul etmiyor. Evet. Çok net söylüyor. Bak kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce, inatla, kibirlenerek sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık onun için acı bir azapla müjdele. Mesela bak Allah'ın Kur'an'ı yeterli diyorsun, anlatıyorsun. Enaniyet yapıyor, acayip ağırlığına geliyor. Olur mu ya öyle şey diyor. Atalarından gelen hurafeler ne olacak yani? Evet. O soruyor. Diyor ki Allah, ya ataları bir şey bilmiyorlarsa diyor Cenab-ı Allah. Cahil kimselerse gene mi uyacaklar diyor Allah. Diliniz yalana alıştığı için diyor, şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor bak Allah ayette. Size Allah diyor haramları açıklıyor diyor. Evet. Değil mi? İnşallah. Şu 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 şunlar haramdır diyor. Ama bak diliniz yalana alıştığı için. Çünkü münafığın ana özelliğinde yalancılıktır. Sürekli yalan söyler. Allah ne diyor? Bak diliniz yalana alıştığı için. Şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Mesela diyor ki şu haramdır. Neye göre haramdır kardeşim, arkadaşım diyorsun? Kur'an'a göre mi? Yok. Sünnete göre mi? Yok. Neye göre? Hurafeye göre. O hurafeyi sen al, yut. İnşallah. Değil mi? İnşallah. İnşallah.